Şimdi şöyle bir şey. Ben ilk önce soruyorum, namaz kılıyor musun? Allah ile aran nasıl? Kılmıyor. Kardeşim, ruh sıkıntısı demek psikolojik sıkıntı ya. Psikoloji, psiko ruh demek. Loji ilim demek. Ruh ilmi demek. Yani ruhtaki sıkıntının habercisidir. Ruh niye sıkıldı? İlaç nereye veriliyor? Doktor diyor ki psikolojin bozuk, ilacı bedene veriyor. Beden ruhtaki. Ne yapsın? İlk önce soruyorum. Kardeşim, ruhun gıdasız manasında olan Ela bi zikrillahi tetmeynil kulub. Bütün kalpler Allah'ı zikretmeyle, yani evratla, eskarla, namaz, zikir bunlar. Kur'an okumak, sohbet dinlemek, kitap okumak, doğru yaşamak, doğru konuşmak. Bunlar zikir. Kardeşim, ben soruyorum. Namaz yok, Kur'an yok, paldır küldür her türlü günahlara girmişiz. Terk yok, tecerrüt yok. Yani tecerrüt şu, ahlak-ı seyyiye, içsel alemimizde ahlaklar darmadağın. Günahlar serbestçe işleniyor. Sonra diyor ki, ben niye vesvesem var? Niye sıkılıyorum? Kardeşim, burada diyor ki ruhumun abı hayatı, ruhumun suyu. Ne demek? Çölde su yok. Ne olmuş? Bu olmuş. Ama su koyarsan çöl dirilir. Ruhumuzun suyu gibi, latife-i Rabbaniye'mizin havai nesimi gibi, yani sabah namazında esen rüzgar gibi olan, yani namaz. Şöyle diyor, ruhumuzun ab hayatı, latife-i Rabbaniye'nin havai nesimini celbeden namaz dahi. Ha, namaz neymiş? Çöle dökülen su nasılsa kurumuş ruha namaz da böyle. Sabah namazına kalkanlar şahit biliyorlar. O anda var olan o esen havai nesimi, o başka bir şey. Akciğeri dirilten bir özelliği var. Onun için hemen kalkar kalkmaz diyor, havalandırın, camınızı açın. Havai nesimini celbeden, yani ruha namaz, çöle su. Yani insan havasız kalsa ne olur? Latife-i Rabbani de namazsız böyle olur. Namazsız ruh ne olur? Allah'ı gören sistem. Evet, Allah'ı gören sistem. Latife-i Rabbaniye. Allahsız kalıyor gibi bir şey. Bazılar diyecek ki Allah mı görüyor namaz kılan? Tabii ki Allah'ı görüyor. Diyecektir ki nasıl Allah'ı görüyor? Ya Allah'ı görmeyi göze indirgediğimiz için Allah gözükmez zannediyoruz. Mesela namaz kılıyorsun ve sohbettesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Huzur olmuyor mu? Hal olmuyor mu? Bu halet, bu hal hazır olduğu için huzur oldu. Ama biz kör olası cehalet, görmeyi şekle ve renge indirgediğimiz için, oysa latife-i Rabbani Allah'a gördüğü için huzur oluyor. Bir de şöyle geçiyor sıkıntısı olana. Fıtraten ebediyeti isteyen, ebed için halk olunan, ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan, nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan, zişur bir sırrı insani, insanda bir sır-ı insanı var. Ne istiyormuş? Fıtratı ebediyeti istiyormuş bu sır-ı insanı. Ebed için halk edilmiş. Ezeli ve ebedi bir zatın aynısıymış o sır-ı insani. Nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan bu latife, sır-ı insani, aynı zamanda zinür bir latife-i Rabbaniye, gıdası verilmezse ki namaz, oruç, şu kasavetli, şu zahire baktığı zaman böyle karamsarlığa iten hadiseler bir üzüm tanesi edilir. 10 tokat vurur. Kasavetli, kasavetimize, ezici, sıkıntılı, geçici, zulümatlı, boğucu olan ahvali dünyeviye içinde o sır-ı insani, o latife-i Rabbaniye elbette teneffüs yapamayınca, içeride ateş yanıyor, duman var, kapılar, camlar kapalı, ne yapar? Nefes alamaz. İşte sır-ı insani ve latife-i Rabbaniye'nin gıdasız kalmasından dünya hadiseleri şöyle gözükür. Kasavetli, ezici, sıkıntılı, geçici zulümatları, boğucu ahvalleri baki ve daimi zannetmekten sıkılır. Elbette böyle bir sırrı insana ve latife-i Rabbaniye ve ruha teneffüse ne kadar muhtaç? Elbette teneffüse pek çok muhtaçtır. Bu teneffüsü nasıl yapacak? Ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Namaz pencereymiş. Yani içeride yanan bir duman vermiş, her türlü naylon, bez, odun, koltuk, halı, insan böyle yansa, böyle bir çöplük yansa ama kapalı, orada olan bir insana kapı ve pencere açılması ne demek? Ha, aynı ruh, akıl için, vicdan için, kalp için, ruh için, sırrı insan ve latife-i Rabbani için de namaz böyle pencere açmaktır. İşte böyle bir insan namaz kılmasa şunlar kaçınılmaz olur. Bu dünya kasavetli olur, ezici olur, sıkıntılı olur. Geçici zulümatlar daimi zannedilir. boğucu hadiseler altında oklavanın altına şekil alan hamur gibi olur. Sıyrılmanın, olayın arkasına geçmenin yöntemi namazdır. Namaz şekli ama içerisinde kıraat var, itikat var, iman var, Latife-i Rabbani'nin gıdası var, çölde dökülen su gibi ruha sulamak var, var da var. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sabah namazının sünneti diyor. Güneş vurdu, sırf dünyaya değil, galaksilere vurdu. Nerelere vurduğu, onları sadaka versen, onlar hep senin olsa o mekanlar, onlardan daha hayırlıdır sabah namazının sünneti. Farza kıyas edilemiyor. Bu sünnet böyle, sünnet. İşte sabah namazın yani hayatın başlangıcına böyle bir ciddi bir sistemle başlasan o günün hangi hadiseleri seni yıkar ki yahu? Sen zaten yok kaybettin. Sen zaten sabah namazının sünnetini kılarak güneşin vurduğu her yerden daha hayırlı şey elde ettin ve daha sağlamsın. Seni ne yıkabilir yahu? Cehalet yıkıyor işte.